Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara surası 203. ayet. Estaizu billah. Vezkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Femen te'accele fi yevmeyni fela isme aleyh. وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ve sanaklı günlerde Allah'ını zikir kililer. Kimde kim iki günde şaşılsa, onge hiç kendi günah yok. Ve kimde kim te'akhara keçikse, onge hiç kendi günah yok. Takva kıyan kişiler üçün. Allah'tan takva kılıylar. Ve bilip koyular ki, elbette sizler, onun huzuruna tuhşarun, haşır kılınasızlar, kayta tırılıp, cam kılınasızlar. Yani onun huzuruna haşır kılınıp, cam kılınışlıklarınızı bilip koyular. Suyutiyeti yaptılar ki, vazkurullaha bittekbiri inde ramil cemerat. Allah'ını zikir kılıylar. Cemaratlarga at yaptırganda takbir bilen. Yani şeytanlarga taş at yaptırganda. Avamda ortasında şimdi şeytanın meşhur bugün. Lekin kitapta cemarat deyiladı. Çünkü taş uyam. Şu taşlarga mayda taşlarda atıladı. Şimdi takbir etçilik gerek. Her taşta atkenimizde Allahu Ekber'dir takbir etemiz. Fi eyyemin ma'dudatin ey eyyemi teşriqi es-selase. Sanaqli günler, yani teşriqnin üç günleri. Teşriq digeni, bana şarkun digeni, çıkmak, kuyaşın çıkışlığı. Teşriq, çıkarmak digeni, bayram günüden keyingi üç gün teşriq günleri deyiladi. Kurbanlık günüden keyingi üç gün. Bana şu üç günde Araplar kurbanlık göçlerini kumdüstüge, taştüstüge yayıp, kurutuşarıdı. Yaşlab kurigandan keyin keyin zaxira qilib qo'yishar edi. Go'sh kurigandan keyin buzilmaydi. To'g'rimi? Shuning uchun tashriq kunlari go'shlarni aftobga yoyishlik kunlari. Mana shu kunlarni takbir aytinglar. Faman ta'ajjala ay ista'jala bin nafri min Mina. Kimiki shoshilsa, ya'ni Minodan Makkaga qaytishlikka shoshilsa. Fi yawmayni İki günde içi de. Ey, fi sani ayyami teşriq. Ba'da ramiye cimarihi. Taşlarda atkenden ki, teşriq günlerinin ikinci günü kayıtmakçı olsa. Birinci günü kaldı, ikinci günü kaldı da taşlarda atıp bu yandan ki, Mekke'ye kayıtmakçı. Mekke'ye kayıtıp, keyin tavafül vidanı kılattı, vataniye kayıtıp gitmakçı. Yani hac ameliden çıkmakçı. Yukarıda ettik. Yani bu halet kaçan buladı. Yani Müzdelife'den Mina'ya gelindi. Mina'da taş atılındı. Taş atılındı. Kurbanlık kılındı. Kurbanlığın vacib olan kişiler. Fakat yine hac kıyan kişiler ise kurbanlık kılışlığı müstehab. Ondankin saçını aldırdı. Saçını ağandankin ihramdan çıktı. Keyin ey xolasa saçını aldırıştan aldın barıp tavaf kısayan bulur adı. Saçını aldırıp keyin barıp tavaf kısayan bulur adı. Yuvunup mesela libasını almıştırıp tavaf kıladı. Bu farz bulgen tavaf. Tavaf-ı ifada. Ondan keyin yine Mina'ya kayıtıp getirdi. Mina'da kalışlık gerek. Üç gün kalışlık gerek. O şey bayram külüden taşkarı. Lekin bu adam İki gün kaldı da, üçüncü günge kalalmaydı. Kayıtmakçı. Şu ayeti yaptı Allah-u Teala. Fela isme aleyhi bitte'cili. Bu adam şaşırıştı gibi lan bunge günah yok. Ve men te'khara biha. Kimi ki Mina'da keç kasa, yani üçüncü günü yem kasa. Hatta bâte leylette salis. Hatta ki üçüncü keçesi yem uşite tunab kasa. Ve rame cimerahu. Ve o şekilde taşlar diyem. Atsa fele isme aleyhi bizalike. Bunbile onge günah bu muydu?
Ay huwa hum muhayyaruna fi zalik. Hacılar mana şu meselede ihtiyar verilgendir. Halası 2 gün kalası kalsın, halası 3 gün kalsın. Ve nafil ismi limen ittakallaha fi haddihi. Yani bu günahtı bu meselede kim için? Uzun hac emellerde Allah'tan korkan kişiler için. Lennehu el haccu fil hakikati. Çünkü mana şu adam hakikatteki hakiki bir hacıdır. Lekin başkalarına ise elbette günah buladı. Yani niyetine karab bu. Vattakullaha Allah'tan takva kıyılar, Allah'tan korkuyorlar. Ve alamu annakum ilahi tuhşaruna fil ahireti. Ahirette Allah'ın huzuruna haşır kılınışlıklarınızı bilip koyular. Fe yücazikum bi amalikum. Allah-u Teala kiyin amallarınızı karab, sizlerde mükafatlarınızı, cezalarınızı beradı. Allah-u Teala yine zikirge büyürü yaptı. Yukarıdaki zikirlerde biz ettik. Hac amelden keyingi zikirlerdi. Yani bu zikirler qanday zikirler? Her hal tafsirler var. Biri imamı Suyuti aytgandek şeytonga taş atıp durup şu atayıp durgan vaqtdagi takbirler. Yani başka müfessirler aytadı ki sahabelerden başka tafsiri var. Namazlardan keyingi takbirler. Çünkü Kurban Bayramı'da namazlardan keyin takbir aytiladı ki o. Ebu Hanife İmam-ı Azam aytadı ki Arafa günü Bamdat'tan başlayıp, Kurban günü asır geçe. 8 namazıya aytiladı dedi. Lekin şagirdler aytadı ki Ebu Yusuf ile İmam Muhammed ve alimler de köpçülü geçedi. Arafa günü Bamdat'tan başlayıp, Teşrik gününün ahiri günü asır geçe. Teşrik'in 3. günü. Kurban bayramını kutsuz 4. gün buladı. Neticede 23 namazdan keyin takbir ettirilgen buladı. Şafiilerde ise başka kavurlar var. Şafii ve Malikiler dedi ki Kurban bayramı günü peşinden başlayıp Teşrik gününün ahri gününü Bamdat geçeniydi. Bazı sahabeler şu takbirlerde açıp namazlardan keyin. Bana şu ayetini delil kılışardı. Vazkurullaha fi eyyami ma'dudat. Sanaqli günlerde Allah'ını zikir kılıyorlar, takbir ettiler. Ve bu takbir bazı sahabeler fakat yine Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip koşar düşmette. Bazıları ise Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi lhamd deyişarıdır. Bunu bir madde etkeniz kifaya kıladı. En kemide şunası buluşluk gerek. Bundan başka ya zikirlerde kılırsınız. Çünkü Allah Teala bana haslama yaptı ki, şu sanaqli günlerde zikir kılıyordu yaptı. Bana şu hacdan kiyingi günlerde köprak zikir kılıçlıkke emir bulu yaptı. En kemi de o şey namazlardan kiyingi zikirler buluşluk gerek. Tekbirler. Tekbir etes. Allah'ın uluğluğu, Allah'ın büyüklüğü, Allah'ın yalgız mağbutluğunu ifade kılı yaptırken bulas. Ve Allah'ta şunca nimetlerine şükrana izhar kılı yaptırken bulas. Allah Teala bana bizi asanlık kılıyordu. Mina'da kalışlık meseleleri de 2 gün kasarayızdan buluradı, 3 gün kasarayızdan buluradı ne yaptı. Bu ayetinin nazır buluşluğunun sebebi doğrusu da ulamalar etedi ki, bazı sahabeler şaşırışlı günah dedi. Bazılar keçkişli günah dedi. Şimdi Allah Teala ayet nazır kıldı ki, takva kıyan kişilerine şaşırışlı zarar kımıydı. Eğer yine takva kılı yaptı gibi olsa, keç kişiliğe hem zarar kılmaydı. Yani Allah rızası için hac kılı yaptı ve hac emelleri kuludan kıyken içe ruaya kılı yaptı. Şu adam, mesela zarur işleri var. Çünkü şu 2 günde kayıtıp gitse bu oradı. Bir adam zarur işi yok, savabım köprak olsun diye yaptı. 3. günü hem kalsa, onun hem zararı yok. Ama takva kılmayan kişi için olsa, hacını mesela Allah için kime yaptı? Riyakarlık var. Ya ki Allah için kıyanı bilen ortada köp hatalar sadır bulu yaptı. Etibar vermeyat, ahemiyet vermeyat hac emellerine. Bir de 2 gün kalışlı ya ki 3 gün kalışlı meselesi hem şeriat hükmüge göremez. Uzun fikirge göre kare yaptı. Nefsige göre. Nefsige yoksa kıl yaptı, yokmasa kıma yaptı. Onge, elbette onun üçünmez bunarsa. O günahkar buladı. Onun amelini Allah Teala kabul kımaydı. Limen ittaqanın yine bitti tefsiri var ki, kagen hayatı da takva kıyan kişiler için.
Biri haciga tegishligidi, ikkinchisi bütün hayotida taqvo qilgan kishilar uchun. Mana keyingi oyat ham shuni ko'rsatyapti. Vattaqulloha, yana taqvoga buyuryapti. Allohdan qo'rqinglar, taqvo qilinglar. Shuncha ne'matlarni ko'rdilaringiz, shuncha mo'jizalarni ko'rdilaringiz. Katta ne'mat sizlarga nasib qildi. Allohdan taqvo qilinglar. Alloh taolo gunohlaringizni kechirdi. Shuncha savob fazilat sohibi bo'ldilaringiz. Qolgan hayotlaringizda shariatga muvofiq yashanglar. Bu savoblarni yondirib yormanglar. Bir insonning qilgan haj amalini qabul bo'lganligining alomati nima? Birinchisi qalbi yumshoq bo'lib qoladi. Qur'on hadisda esa yig'laydigan bo'lib qoladi. Kim hajni qabul bo'lgan bo'lsa. İkincisi axloqi yaxshi bo'lib qoladi. Axloqi go'zal bo'lib qoladi. Uchinchisi sahih bo'lib qoladi. Hajga borgandan keyin kimiki o'zida shu 3ta sifat topgan bo'lsa, demakki bu odam haji qabul bo'pti ekan. Hadislarda keladi bu. Vattaqullohni alomati shudur. Allohga taqvo qilganligi shundan bilinadi. Albatta doimiy bo'lishlik kerak. Hajdan kelgandan keyin nima bo'lsa ham endi bir oy tishimni tishimga qo'yib sabr qilib turay. Hech kim sezadimi? Bir oy o'tsin, keyin ko'ramiz keyin. Listaga olyapman. Keyin gaplashamiz. Siz bo'lmaydi albatta. Hayotingiz oxirigacha mana shu 3ta sifatda bo'lishligingiz kerak. Zotan islomiy amallardan maqsad insonni tarbiya qilishlik. Vaqtinchalik emas, doimiy. Va bilib qo'yinglarki, sizlar Allohning huzuriga hashr qilinasizlar. Qabrdan hammalaringiz qayta tirilib chiqasizlar va mahsharda jam bo'lasizlar. Alin tuhsharun majhul kelyaptiki, hashr qilinasizlar deyapti. Ya'ni Alloh taolo sizlarni hashr qiladi, to'playdi. Buni bilib qo'yinglar. Esdan chiqarmanglar. Ya'ni hashrni nimaga olib kelyapti? Shu hajda qanday to'plandilaringiz? Dunyoni har tarafidan Alloh taolo qanday to'playapti? To'plashligining bir mistoqi bu. Bir zuhuri. Dunyoni har tarafidan Alloh taolo to'playaptimi? Qiyomatda ham dunyoni har tarafidan hammalaringiz bir yerga to'playdi Alloh taolo. Shuning uchun taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. 204-oyat. Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Va yushidullohu ala ma fi qalbihi va huwa aladul xisom. Va insonlarning ichida shundaylari borki, dunyo hayoti to'g'risidagi so'zlari seni ajablantiradigan kishilar bor. Va qalbidagi narsaga Allohni shohid qiladi. Vaholanki u tortishuvchilarning eng janjalkashidir. Suyuti aytibdilar: "Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya." Insonlarning ichida dunyo hayoti to'g'risidagi so'zlari seni ajablantiradigan kishilar bor. "Va la yu'jibuka fil akhirati." Lekin oxirat to'g'risidagi oxiratda esa ajablantirmaydi. Hozir fil axiro ikkita ma'nosi kelib chiqyapti. Biri oxirat dunyo to'g'risida yoki dunyoda. Fil axiroti ham shunday. Oxirat to'g'risida yoki oxiratda deyiladi. Li muxolafatihi li e'tiqodihi. Amali e'tiqodiga muxolif bo'lganligi uchun. Va yushidullohu ala ma fi qalbihi. Annahu muvafiqun li qawlihi. Va qalbidagi narsaga Allohni shohid qiladiki, ya'ni qalbidagi narsa so'ziga muvofiq deb. Va huwa aladul xisom, vaholanki u tortishuvchilarning eng janjalkashidir. Shadidul xusumati laka vali atba'ika. Senga va senga ergashganlarga xusumati juda dushmanligi qattiqdir. Li'adavatihi laka, senga dushmanligi bo'lganligi uchun. Va huval Ahnas ibn Shariq. Ahnas bin Shariq tur bu deyapti. Kana munafiqan, munofiq edi. Hulval kalam lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz alayhisalomga nisbatan gapi nihoyatda shirin edi. Yahlif annahu mu'minun bihi va muhibbun lahu. Va qasam ichardiki payg'ambarimizga iymon keltirganligini da'vo qilib va payg'ambarimizni yaxshi ko'rishligini da'vo qilib qasam ichardi. Fayudni majlisahu, payg'ambarimiz alayhisalom uni majlisiga yaqinlashtirardilar, o'ziga yaqin tutardilar. Nimaga?
Şunu imanı müstahkem bulsun, dinge kızıksın, dinge hizmet kılsın diye maksatta. فَاَكْزَبَهُ اللّٰهُ ف۪ي ذَٰلِكَ Allah-u Teala onu bana şu davalarda yalganına çıkardı. Bu kezzab bu diyebdi Allah-u Teala. وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْزِ الْمُسْلِم۪ينَ Bu bazı Müslümlerinin ekinzarı ve eşeklerinin aldıdan öttü. Yani bazı sahabelerinin mülkünü aldıdan öttü de فَاَحْرَقَهُ وَاَقَرَهَ لَيْلًا Geçesi de ekinzarını yakvardı ve eşeklerini soyup taşıdı. Şunu yıkılı bana düşmanlığı ortaya çıktı. Hemen bilip kaldı. Bu ayette Allah-u Teala insanların üçüncü kısmını zikir kılıyordu. Üçüncüsü. Birincileri fakat yine ahiret soruyduğu insanlardı. Fakat yine dünyanı soruyduğu insanlardı. İkinci sınıf insanlar dünya ve ahiret soruyduğu insanlar. Bana üçüncüsü münafıklar. Şimdi insanlar var ki dünya hayatı da onun sözü seni aceplendirdi. İki de tafsir. Böyle dünyavi meselelerdeki gepleri yaptırırken gepleri ya hayran kalasınız. Dini meseleni bilmiyordu zaten. Kendi kılıp sizi aceplendirsin ki. İkinci tafsiri ise dünyadaki gepleri yaptırırken gepleri sizi aceplendirdi. Suyutu etkendik. Ama ahirette onun gepleri aceplenmiyorsunuz. Çünkü ahirette onun kezzaplığı malum buladı. İkili tefsir hep doğru. Lekin birincisi yani dünya hayatı doğrusundaki sözleri seni aceplendirdi dişliyiz. Ayetlerini siyakıya doğru kiledi. Nihayette çıraylı yapıladı. Cüze şirin yapıladı nihayette. Peygamberimiz aleyhisselam aceplendi yaptılar ne mege? Peygamberimiz aleyhisselam burana seni yaş görse, aceplense uzunu nefsi menfaati için kımasıydı. Din için. Mesela şu adam şirin yaparken, gapga üstüyken, şu adam eğer davetçi bulsa, kança adamlar da hidayetine sebepçi buladı. Bu adam cüda bir gapga üstüyken, kafirlerle, din düşmelerle münazara kısa, haktı, üstünlüğünü, galiplüğünü kürsetediği insanlardan buladı. Diye maksatta yaş görerdiler. Ve şunun için yakınlaştırardılar. Ve onu tergib birerdi ki müstahkem bulsundu. Bu adam şimdi şirin yapılardı, yapılardı da ve yine hiç kim soramasayım uzdan uzu kalbideki narsaya Allah'ını şahit kılardı. Şimdi kalbimdeki Allah bilirdi mi? Haktı yapıp yapan sizlerle derdi. Allah onu rad kılıyordu, inkar kılıyordu, yalancıya çıkarıyordu. Yok. O bunda insanmaz. Bu tartışıcılarının en cencelkeşi. Daim tartışı büredi ve cencelkeş. Cencel çıkardı o. Fitne çıkardı. Fitne kılıçlık maksadı da, uruş çıkarışlık meselesi de, cencel çıkarışlık için kılı yaptı bu işlerinde. Münafık bu. Zahırı da uzun yaş gösterdi. Lakin kalbi büzük. Şunu bilirler ki, kimi ki kalbi deki nesneki Allah'ta şahit kısa, ve insanlar bilmeyen bir an eseki Allah'ta şahit kısa, yalgan yapırsa kafir buladı. Bazılar bana dedi ki, ben vatanda, hayatımda falan iş tıkıma gelmem deydi. Mesela dedi ki, uğurluk kıma gelmem deydi. Adamlar onge yaman güman kılıç yapsın, uğurlu yokşa yapsan dese, Allah şahit dedi, ben hayatımda uğurluk kıma gelmem deydi. Ve halen ki yaşlı bile dedi ki, vatanda hem uğurluydu. Her gün hükümesi hem bazen kıptır aradı. Bu kafir buladı bu. Demek ki yalgan nesneki Allah'ını şahit kılı yaptı bu. Yalganga şahit buluştu haram ki o. Haram işte Allah'a nispet beri yaptı. Ya ki mesela bir insan kalbide sizi yaman küredi. Ve dedi ki kalbimdeki Allah şahit, ben seni yaş göremem deydi. Bu hem kafir buladı. Yani yalgan nesneni hak kılıp kürsetçilik için Allah'ını şahit kılıçlık küfürdür. İhtiyat buluşluk gerek. İnsanlar erzimegen dünyayı menfaatle şunu diyorlar da abrosunu saklaşlık için ya aybını bir kişilik için ya ki az yine pül için şunu diyorlar da bilip koysun ki ahiretten mahrum bol yaptı. Cehennemde satvalı yaptı o. Cennet keti yaptı. Bünçeli ahmaklık kımasın. Dünyavi erzimegen ötkünçü menfaat için
ebedi cehennem azabını satılmasın. Bunda insanlar köp. Suyuti ettiler, eti yaptılar bana, Ahnas bin Şarik'tir bu diyat. Bu ayet şunun doğrusu nazil buyan. Bazıları dedi ki, başka münafıklar doğrusu nazil buyan. Daim fitne kılıp yürüşer dedi. Sen bir imtihan kılıp kılsa, imtihanı bahana kılıp bana, kararla musibet kılıp yaptı. De fitne kılışardı, şunlar doğrusu nazil buyan. Bazı müfessirler dedi ki, Ahnas bin Şarik doğrusu nazil bulmayan bu diyat. Çünkü İslam'da kabul kıyanlığı doğrusu hiç kendi delili yok dedi. Yani ihtilaflar var. Bazıları dedi ki, yok, kabul kıyanıdı. Peki münafıkıdı, kalbede merazı vardı. Hani Allah Teala ayeti yaptı dedi. Lekin daim ayeti yapıyoruz. Kur'an bazı vakiyeler, ya ki bazı şahsların sebebinden nazil buladı. Nazil buluştu ki hususi, lekin hükmü umumi. Kıyamet geçe, şu sıfatı var bugün insanlarda hükmünü beyan kılıyordu Allah Teala. Demek biz şu nesillerden ihtiyat buluşluğumuz gerek. Uzumuz bir cencelkeş, fitneçi bu seki, lakin adamlarga şirin yapırıp ve uzumuzu yaş gösterip, Allah'ı güvah kılıp, kılıçlığımız bu küfürdür bu. Münafıklık. Kimi ki şunu yapırsa dünya ahirette harb oladı, rasva oladı. İhtiyat buluşluk gerek. 205. ayet. وَاِذَا تَوَلَّ سَعَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ Ve bu yüz ögürüp gitken de yeryüzü de fesat kılıçlı güçün, ekin ve nesillerini halak kılıçlı güçün say kıladı, hareket kıladı. Ve Allah fesatını yaş görmeydi. Suyutiyeti yaptılar. وَاِذَا تَوَلَّ اِنْصَرَفَ عَنْكَ Yüzü görüp gitken de, yani sizi aldığı yüzden çıkken de se'a meşe fil ardi yeryüzü de yüredi liyufsi de fiha yeryüzü de fesat kılıçlı güçün ve yuhlikel harsa ve nesil ve ikin ve neslini halak kılıçlı güçün. Min cümletil fesat bu fesatın cümlesidendir. Yani fesatın bazı türleri vallahu la yuhibbul fesat Allah-u Teala fesatını yaş görmedi. Ey la yarda bihi fesatke razı bu miydi Allah-u Teala? Mana shu 3-sinf sınıf insonlarning sifatlarini aytyapti. Qarang, gapirganda qancha shirin gaplarni gapiradi. Lekin vaiza tavalla, tavallaning ikkita tafsiri bor. Biri oldingizdan ketganida. Ikkinchisi esa dindan chiqqanida degan ma'noda. Tavalla degani haqdan yuz o'girgan vaqtida. Dindan chiqqan vaqtida. Va ba'zilar borki, bir jamoatga kelib qo'shiladi. Meni cemaatke alıyorlar dedi. Siz cemaatke asız, bazı şartları başladık siz, cüda şirin gibi, cüda yakşı insan. Eğer cemaatke kabul kımasız, eğer cemaatke kabul kısız, onun şartlarını kabul kımasız, ondan beter bedbek yok. Bütün hayatı boyunca sizge düşman buladı. Evet, siz bulan beni cemaatke kabul kımadı. Kabul kımagamızı kitabı. Ne fesat kılı yapsan? Eğer sen yaşlı insan mısın? Bunlar hepsi bir hıl insanlar. Şöyle adet yaptı Allah Teala. Bu yüzü girgende, yani çıkkandan kiyin, sizi aldı yüzden çıkkandan kiyin. Yeryüzü de say kıladı, hareket kıladı ki, liyufsi de fiha, fesat kılıçlı için, ifsat kılıçlı için, buzgunçuluk kılıçlı için. Karin, avaligi Allah Teala mutlak etti. Fesatı hemen türlerini kılıyordu. Hiç neseden kayıtmıyordu. En zararlı münafıklar bunlar. Aldığınızda kanca şirin yapıp, yu'acı büke kavluhu fil hayati dünya. Hayran kıl yaptı uzun yaplarını işitip, ca şirin çıralı yapıladı yaptırdı. Bu Allah şahit de yaptırdı. Allah etti ki, aleddül hisamdı. Ben akarın kıl yaptığın işini. Sizden uzaklaştı mı? Fitne fesat başlığı yaptı. Gıybetçilik, tuhmet, buhtan. Yap taşıp, adamlar da ortasını büzüp, hemen sahada, siyasi, harbi, iqtisodi, ibodat, e'tiqod, muomala, muoşarat bütün sohalarda fasod qiladi. Ve yuhlikal harsa va nasl ekinni ve naslni halok qilishlik uchun. Harsun ekin degani. Bundan oldingi oyatda Ahnas to'g'risida aytilindi-ku. Bir sahobani eşeklarini soyib tashladi, ekinzorlarga o't qo'yib yubordi dedi. Mana ekinlarni halok qilishlikka, naslni yo'qotish halok qilishlikka harakat qiladi. Deyilyapti. Doğru geliyordu böyle.
Albatta umumiy. Ekinzorlarni yo'qotishlikka harakat qiladi. Fasodlarining eng zararlisi bittasi shu. Bog'urog'larni yo'qotishlikka harakat qiladi. Nasl hayvonni siz ham bo'laradi, insonni siz ham bo'laradi. Butun joni bor narsalar. Avvalo inson kiradi. Insonni naslini halok qilishlik uchun. İnsanlarda yok açlığı için. Hususen mumullarda yok açlığı için hareket kıladı. İkinci tafsir bana hayvanlarda yok açlığı için hareket kıladı. Kalın sizge hem dehkançılık sahalarda, bağbançılık sahalarda, hem hayvançılık sahalarda zarar veriyordu bunda insanlar. Yani dünyayı meselelerde çirin yapıyordu da ama dünyayı meselede fesat kılıyordu. Bütün kafirler, münafıklar şundaki. Dinga ham dunyoga ham foydali bo'ladigan insonlar faqatgina mu'minlardir. Ama boshqalar hammasi zararli. Ba'zilar aytadiki, bu mufsidlar, fosiqlar, munofiqlar, kofirlar ularning gunohini sababidan Allohning g'azabi yog'adi, rahmati kesiladi, rahmati to'xtaydi. Shunda nima bo'ladi? Yomg'ir yog'may qo'yadi. Baraka kelmaydi, o'zidan o'zi ekinlar qurib ketadi, hayvonlar o'lishni boshlaydi. Şu an bunu tafsiriga doğru keladi deydi. Yani hammasi kelaveradi. Lekin bazılar elbette bu ayetke açık halette doğru keladi. Bazıları uzaroq halette doğru keladi. Ve Allah Teala fesatı yaxshi görmeydi. Bu ayette hem iki yıl tafsirleyemiz. Birincisi, meneşun de insanlardı. Fesadını Allah Teala yaxshi görmeydi. Yaman köredi Allah Teala. İkincisi ise Allah Teala mutlaka fesatı yaxshi görmeydi. Hiç kaçan qayerda bo'lsa bo'lsin, qachon bo'lsa bo'lsin, kimi tarafidan bo'lsa bo'lsin, fasodni yaxshi ko'rmaydi Alloh taolo. Demak, fasoddan ehtiyot bo'laylik. Fasod qilmaylik, buzg'unchilik qilmaylik. Buzg'unchilik qildikmi, o'zimizdan o'zimiz Allohning nazaridan qolamiz, Alloh bizni yomon ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rmaydi. Fasoddan Alloh rizosi uchun uzoq turaylik, fasod qilmaylik. Qo'limizdan kelsa yaxshilik qilaylik, qila olmasak hech kimga zararimiz tegmasin, hech kimga xususan dini sohalarda hech kimga zararimiz tegmasin. Dinga, dini jamoatlarga, dini xizmatlarga zararimiz tegmasin. Bo'lmasa Alloh taolo yomon ko'radi bizni. To'g'rimi? 206-oyat. Va iza qila lahu taqillaha akhazatul izzatu bil ism. Fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Va unga Allohdan qo'rqin deyilganda uni izzat, hamiyat, kibir günah bilan tutdi. Günah bilan oldi. Uning yetarlisidir jahannam. Fa hasbuhu jahannam. Jahannam unga yetarlidir. Va qanday ham yomon mehad bo'ldi. To'shak bo'ldi. Yotadigan yer bo'ldi. Suyuti aytayaptilar va iza qila lahu taqillaha fi fi'lik. Unga amalingda, fe'lingda Allohdan qo'rqin, taqvo qiling deb aytilsa, akhazatul izzatu hamalatul anafatu wal hamiyatu ala al amali bil ismi. Shunda uni izzat oladi, ya'ni anfa, kibr, hamiya, jahilona qizishlik, qizishib ketadi-ku inson. Qoni qaynaydi. Amalga kiradi bil ism gunoh bilan. Allazi umira bittiqoyi, ya'ni taqvo qilishlikka buyurilgan ishga kiradi bu. Shuni qilmagin deysiz, qilaveraman deydi. Fa hasbuhu kafihi jahannam. Unga yetarlidir, ya'ni kifoya qiluvchidir jahannam. Va la bi'sal mihadu al firashu hiya. Va jahannam qanday ham yomon mihad bo'ldi, ya'ni firosh, to'shak bo'ldi. Yana shu uchinchisini insonlarning sifatlarini aytayapti Alloh taolo. Ularga Allohdan qo'rqin deganda g'azabi keladi. Qarang. Demak, sizga bir inson nasihat qilganda, Qur'on hadisdan gapirganda g'azabingiz kelsa, sizda kamchilik bor. Sizning e'tiqodingizda, amalingizda, iymoningizda, axloqingizda kamchilik bor. Nasihat qilganda g'azablanmaslik kerak. Ad-dinu an-nasiha, din nasihatdir. Xursand bo'lishlik kerak. Dindan gapirilyapti deb. Shuncha kofirlar gapiryapti, munofiqlar gapiryapti, dinni masxara qilishyapti, g'azabingiz kelmaydi-da, Qur'on hadisdan gapirilsa g'azabingiz keladimi? Kibr qilasizmi?
Şunun için ötken ulamalar kim ularga nasihat kısa nihayette güzel ahlak bilen eşitirdi. Ha bazı münafıklar şu nesiler bilen sizi şermendeki mahcup oladı. Yani bir münafık, din düşmanı uzunca bir davet, nasihat manasında kilette hemen içinde sizi şermendeki oladı. Bunun için haletler müstesna. Görüyorsunuz ki dinli kalkan kılıp dinli uzunca bir hicab kılıp, tosuk kılıp maksadı sizi şermende kılış, dinge zarar veriş, cemaatge zarar veriş. Onge elbette kattığı muamele kılas. Doğru mu? Kattığı muamele kılas onge. Sen ne mi ne kılı yapsan deyiz? Sen fesat kılı yapsan deyiz. Büzgünçülük kılı yapsan deyiz. Onge izin vermeyesiz. Caizmez bu deyiz. İzin vermeyemem hiç kaçan deyiz. Lekin bir insan hakikaten Allah rızası için sizge nasihat kılı yaptı mı? O belki bir natoğru üslubda kıpkoyu yaptırgendir. Ya gapırış diyen bir çırali gapırmagendir. Onu keçirin onu. Gapını kabul kılın. Kibir kimin yonge? Kibir kıladigen bu siz münafıklarının alameti bu. Münafıklarına Allah'tan korkun değilse kibir kılıp yine günah tutadı onu. Günahkar böyle yaptı. Ve yine günahkar kiri yaptı bu adam. Men kıyın sizi kıl uğradı. Şimdi kıma gündüysiz kıl uğradı. Mumun kişi semiyene ve ata'na dişlik gerek. Eştik ve itaat kıldık. Fahasbuhu cehennem. Allah ayet yaptı ki onu kibir kıyanıya uzunu kette tutkanıya sizler hapa bulmuyorlar. Hiç asablarızı büzmüyorlar. Onun cehennem yeterlidir. Kölemiz cehennemde kandıya kibir kılarken. Siz ondan yüzü görüp git uğraz. Siz vazifesi becerdiniz, davet kıldınız. Umran tartışıp oturmayın. Cencelleşip oturmayın. Allah'a tapşırıp koyuyorum. Onunla cehennem yeterlidir. Ve cehennem kendine hem yaman mihadı buldu. Mihadı nasılda mehdun, beşikten çıkadı. Mihad, beşik. Beşikte otururken de oturursuz. Cehennem kendine hem bir yaman beşik buldu. Fe ummuhu haviye digendik. Kafirlerin anası cehennemdir. Ulardı beşigi cehennem. Beşigi cehennem olsa başkasını koyurun yendi. Tüşegi cehennemdir ulardı. Kaladigen yatadigen yeri cehennemdir. 207. ayet. Ve minen nasi men yeşri nefsehu betiğâe merdâtillâh. Vallahu raufun bil ibâdi. Ve insanların içi de uzunin nefsini Allah'ın rızasını talep kılıp satadigen kişiler var. Yani Allah'ın rızası için uzun nefsini fida kıladigen kişiler var. Ve Allah kullariye, bendelerige rauftur, şefkatlidir. Suyutiyeti yaptılar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ يَبِيعُ نَفْسَهُ اَيْ يَبْزُلُهَا فِي تَعَةِ اللّٰهِ İnsanların içinde nefsini satadigen kişi var. Yani Allah'ın taatı da, ibadeti de sarflediyen, işletedigen kişiler var. İbtiğa'a talebe meradatillahi ridahu Allah'ın rızasını talep kılıp. Ve huve Suhayb. Ve bu Suhayb radıyallahu anhudur ve şun göğsügenlerdir. Lemme azahul müşrikun hacera ilel medine. O kişi İslam'da kabul kıldı ki Mekke'de müşrikler o kişiye aziyet birgene Medine'ye hicret kıldılar. Ve teleke lehum me lehu. Ve malını onlara terk kıldılar. Vallahu raufun bil ibad. Allah Teala kullarına rauftur, şefkatlidir. Haysa şedahum lima fihi ridahu. Çünkü Allah Teala kullarını özünün rızası bo'lgan yo'llarga irshod qildi, boshladi. Güzel yo'llarni, haq yo'llarni ko'rsatdi Allah Teala. Mana bu 4. sınıf insanlar. Qarang. 4. sınıf insanlar. Eng barkamol insanlar bular. Bazı insanlar borki Allah'ın rızasını talep kılıp nefsini satadı. İnsan gemez. Bunu ne doğru düşünmezlik gerek. Bazı kısalar tokulgen sopurlar tarafından. Falancı adam uzunu satıp diyken. Bir avliya. Bazarga çıkıp. Ya ki bir kembağalı gibi bağırıp da. Men seni kulim ben. Beni bazara yapıp çıkıp satken de pulunu işletken. Ne bozunu uzun satıp varıp diyken deyiz. Bu dürüstmez bu neseler. Hur adamda satışlık hemen haram. Hur adam satılınmıyordu. Uzun uzun satsa hem caiz bez. Bu yerdeki satışlıkta mahsad Allah'a fida kılıçlık.
din uchun fido qilishlikdir. O'zidan voz kechyapti. Ya'ni butun molini, hayotini, jonini hammasini Alloh rizosi uchun tikyapti. Mana shunday insonlardir. Shularni maqtayapti Alloh taolo. Shunday insonlar bor deyapti. Va shunday bo'lishligimiz kerak. Va mana ba'zi mufassirlar aytadiki, bu Suhayb radhiyallohu to'g'risida nozil bo'ldi. U kishi makkalik emas edi, arab emas. Ulamolar aytadiki, bu kishi aslan Rumdan bo'ladilar, Rumlik. İslomni qabul qildilar. İslomni qabul qilganiga Makkada mushriklar aziyat berdi. Madinaga hijrat qildi. Nihoyatda mergan edilar juda. Mushriklar orqasidan quvlab chiqdi. Keyin bu kishi ham butun o'qlarni olgan aytdilarki, meni merganligimni bilasizlar dedi. O'qim bitganicha urushamasizlar bilan. Nechta o'qim bo'lsa shuncha odamni o'ldiraman dedi. Bilasizlar dedi. Mushriklar ham bilar edi. Shuning uchun indama yo'lim bo'shatinglar. Ular ham aytdiki, bunday bo'lmaydi dedi. Sen Makka'ya kelganda kambag'al eding. Makka'da boy bo'lding. Endi boyligingni bizga tashab ketasan dedi. Qarang, chidamaslardi. Seni nima ishing bormi? Sen topib bermading-ku. Sen bergan bo'lsang ekan, biz berdik dedi sen. O'zi mehnat qilib topgan uni. Kim bu kishi aytdilarki, shu boyligimni bersam yo'lim ochib qo'yasizlarmi? Dedilar, ular aytdi, ha dedi. Va'da berishdi. Kim u kishi aytdilar, molni falon yerlarga yashirib qo'yganman dedilar. Keyin qo'yib yuborishdi, u kishi keldilar. Madinaga kirib kelganlarida payg'ambarimiz alayhissalom aytilarki, tijorat foyda qildi, tijorat foyda qildi dedilar. Suhayb tijorat qildi, qarang. Mayyashli nafsahu ibtigo'a mardotillah. Allohning rizosini talab qilib o'zini sotyapti. Bir umr topgan mol davlatini beryapti kofirlarga. Dinini saqlashlik uchun. Biz zamonda insonlar arzimagan narsani deb bir tomiq qishiq uyi bor. Shunga ko'zi qiymasdan hijrat qilolmayapti. Qanday hijrat qilaman? Bu uyni qancha benimiz og'rib qurganmiz buni. Mahallani hasharga chaqirib. Bitta bir nechta qo'ylari bor ekan, mol qo'ylari. Bularni qanday tashab ketaman? Eski bir zaporoji bor. Shuncha mulkni qanday tashab ketaman deydi. Sahobalarni qarang, butun mol davlatini berib ketyapti. Va Alloh taolo ularni maqtab oyat nozil qilyapti. Siz ham Alloh rizosi uchun dinni oliy qilishlik uchun hamma narsangizni berishga tayyor bo'lingki, shu oyatda zikr qilingan insonlardan bo'ling. Qarang, Alloh taolo qoidaga kulliya qo'yaptiki, hamma kela olsin deb. Agar faqatgina Suhayb deganda edi, unda faqat Suhaybga xosob qolardi. Alloh taolo mana shu darvozani bizga ham ochyapti. Kellasizlar ham shundan bo'ylar deyapti. Biz ham hamma narsamizni Alloh yo'lida fido qiladigan bo'lishimiz kerak. Va bu birdaniga emas, hamma narsani olib kelib topshirib, mana vazifam bajardim, men ketdim emas. Doim dinga xizmatga tayyor bo'lishlik. Lekin ba'zi amirlar, jamoat kattalari, olimlar, shayxlar, pirlar shu narsalarni noto'g'ri tushundirishadi, o'sha muridlaridan, atrofidagi odamlardan, itoatdagilardan butun pulini oladi, butun boyligini olishadi. Bo'ldi, senga jannat vojib bo'ldi. Nima qilsang qilaver, bor, ket. Ki u nima qilsa yuruq qilib yuraveradi keyin. Namoz o'qiydimi, o'qimaydimi? Bo'ldi, ishi bitdi uni. Endi pulini shayx olib bo'ldi. Bular hammasi noto'g'ri bular. Bu shundayki, hayotda modomiki jasadingizda ruhingiz bor ekan, dinga xizmat qilishlik. Har qanday xizmatga tayyor bo'lasiz. Aldanmaysiz lekin. Bu Alloh taolo qullariga shafqatlidir. Qani shunday go'zal amallarni nasib qilyapti Alloh taolo. Shunday go'zalliklarni nasib qilyapti. 209-oyat. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa va la tattabi'u khutuwati shayton innahu lakum aduwwun mubin. Ey iymon keltirgan kishilar, silmga, islomga kaffatan mukammal holatda kiringlar. Ikkita ma'nosi bor. Biri hammalaringiz kiringlar, ikkinchisi esa mukammal holatda kiringlar. Va la tattabi'u khutuwati shayton va shaytonning yo'llariga, izlariga ergashmanglar. Innahu lakum aduwwun mubin. Albatta u sizlarga ochiq dushmandir. Suyuti aytibdilar, va nazala fi Abdullah ibn Salom va ashabihi. Lamma azzamu as-sabta va karihul ibila ba'da al-islam. Bu oyat Abdullah ibn Salom va ashablari to'g'risida nozil bo'ldi. Ular islomga kirgandan keyin ham shanba kunini
ta'zim qilishib, hurmatli kun deb yurishdi va tuyaning go'shini ishlaydi yomon ko'rishdi. Oldin yahudiy edi-ku bular. Yahudiylarda shanba kuni ta'zim qilinadi, tuyaning go'shi yilmaydi, tuyani yomon ko'rishadi. Lekin islomga kirgandan keyin endi bu jaholatlar tarqilishlik kerak edi. Shular to'g'risida nozil bo'ldi deyaptilar suyuti. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi ey iman keltirganlar silimga kiringlar. Bi fathis sin va kasriha. Silim kasra bilan ham yoki fatha bilan salim desa ham bo'ladi. Al-islam maqsad islomdir. Kafatan halu minas-silmi. Bu silimdan. İslam'a mükemmel halat. İslam'ın mükemmel halatı da İslam'a kirliler. Ay fi cemi'i şerai'i yani şeriatının hemmesi gel. Bütün hükümleri gel. Ve la tettebi'i hutuvat yani tuluqas şeytan. Şeytanın yolları izleri ergeçmeler. Hutuvatun. Aldın hem geldi bu ayet. İz diyen. Yani ikele kademde ortaştaki adım. Ay tezhinehu bit tefriqi. Şeytan sizlerle ajratıp bazı narsalar chiroyli ko'rsatadi, unga ishonmanglar. Amallarni sizga ajratadi. Bunisini qilib, bunisini qilma deydi, ishonmang bunga. Innahu lakum aduwwun mubin. Albatta shayton sizlarga ochiq dushmandir. Bayyinul adava, ya'ni dushmanligi aniq, dushmanligi ochiq bo'lgan dushmandir. Alloh taolo yana mu'minlarga xitob qilyapti. Qarang, ey iymon keltirgan kishilar deyapti. Qanchalik buyuk bir ne'mat. Mu'minlar albatta labbayk deyishlik kerak. Bu ayette nazil bo'lganligi to'g'risida va aytiladi, bazılar aytayaptilar, Abdullah bin Salam to'g'risida nazil bo'ldi. Yahudiy islomni qabul qildi, lekin bazı bir oldingi odatlari qoluvdi. Alloh taolo shuni rad qilib, mana islomga mukammal holatda kiringlar deyapti. Islomni mukammal holatda qabul qilinglar. Islomga kirdingizmi? Hammasini qabul qiling. Ba'zilarini olib, ba'zilarini tark qilmang. Bu hammaga tegishli. Hozirgi musulmonlar qanday? Bizi zamandagi musulmonlar ko'pchiligi islom faqatgina ibodat. Ya'ni namoz o'qishlik, roza tutishlik, qo'lidan kelsa hajga borsin, zakot bersin, bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Unda emas. Islom faqatgina ibodat emas. Islomda muomala bor. Muomala islomiy bo'lishi kerak bütün ticaretlerimiz. Islomda o'zini urfi bor. Bütün marosimlarimiz islomiy bo'lishi kerak. İslam'da uzun siyaseti var. Siyasetimiz İslami buluş gerek. İslam'da hükümet var. Hükümetimiz İslami buluşluk gerek. İslam'da cihat var. Cihat, harbiyat İslami buluşluk gerek. Hadi bu ayet şunlara davlat kıladı. İslam'a mükemmel halette kiriler. Bazısını alıp bazısını terkim eyler. Bizi zamandaki Müslümanlar İslam'da kiçkine bir parçasını ayı halas. Ayı hemen teşavarışken. Caizmez bu. Ve şeytanın izlariga yo'llariga ergashmanglar deyapti. Demak, doim aytayapmiz, siz qanchalik islomni tark qilsangiz, Qur'on hadis hukmini tark qilsangiz, shunchalik shaytonga ergashgan bo'lasiz. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, islomni mukammal holatda qabul qilinglar, shaytonga ergashmanglar deyapti. Shayton sizlarni vasvasa qiladi, gunohni chiroyli ko'rsatadi, savobni qiyin ko'rsatadi, gunoh qilib ko'rsatadi-da, o'zini yo'liga ergashtirib ketadi. Shaytonni yo'lisi jahannamga olib boradi. Ehtiyot bo'ling. Albatta o'sularga ochiq bir dushmandir. Dushman yo'liga qanday qilib ergashasiz? Aqlli inson dushmanga ergashadimi? Biz butun sohalarda faqatgina islomga amal qilishligimizga eng kuchli dalil mana shu oyat. Islomga mukammal holatda kiringlar deyapti. Ba'zilar silim salim bo'lsa, u salomat. Salomatlik, tinchlik ma'nosida bo'ladi. Salomatlikka, tinchlikka mukammal holatda kiringlar degan ma'noda. Lekin hamma ma'nosi ba'zi islomga qaytib keladi. Chunki islom bo'lmasa salomatlik, tinchlik bo'lmaydi. 209-oyat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annalloha azizun hakim. Agar sizlarga ochiq hujjatlar, dalillar kelgandan keyin ham qoqinsalaringiz zillat degani qoqinmoq degani. Alloh taolo aziz, hakimligini bilib qo'yinglar. Suyuti aytayaptilar, fa in zalaltum miltum. Agar zillatga tushsalaringiz, ya'ni moyil bo'lsalaringiz, ani duxuli fi jami'ihi, ya'ni dinni hammasiga kirishlikdan qiyshaysalaringiz. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu wal hujjatu zohira. Alannahu al-haqqu.
İslomning haqligi to'g'risida ochiq hujjatlar sizlarga kelgandan keyin. Yana boshqa tarafga egilsalaringiz, fa'lamu bilib qo'yinglarki, annalloha azizun, albatta Alloh taolo azizdir, la yu'jizuhu shay'un an intiqomihi minkum. Alloh taolo sizlardan intiqom olishligi uchun hech narsa Allohni ojiz qoldira olmaydi, man qila olmaydi. Hakimun fi sun'ihi, Alloh taolo butun ishlarida hikmatlidir. O'tgan oyatda Alloh taolo amr qildi va nahy qildi. İslomga mukammal holatda kiringlar, shaytonga ergashmanglar dedi. Qarang, ish bitdi. Endi bu oyatda tahdid qilyapti endi. Sizlarga shunday ochiq, quvvatli hujjatlar kelgandan keyin ham qoqinsalaringiz, qarang, qoqinishga izn bermayapti. Lekin aslida qoqinish kichkina narsa hisoblanadi. Biz islom yo'llaridan chiqib ketishligimizni qo'ying. İslam yo'llarini eros qilib yuz o'girishligimiz, islomiy hukumatni tark qilish, islomiy siyosatni tark qilish, islomiy jihodni tark qilishlik, islomiy marosimlarni tark qilish, islomiy e'tiqod, islomiy muomala, islomiy tijoratni tark qilishni qo'ying. Agar qoqinsalaringiz deyapti Alloh taolo. Qoqinishga haqlaringiz yo'q deyapti. Mustaqim to'g'ri ketishlaringiz kerak deyapti. Mustahkam deyapti. Qadamlaringiz mustahkam bo'lishlik kerak deyapti. Qoqinishga haqlaringiz yo'q deyapti. Qoqinimni davdirab yuradigan bo'lsalaringiz bo'shashib. Ochiq hujjatlar kelgandan keyin ham Allohni azizligini bilib qo'yinglar. Alloh g'olibdir. İntiqom oladi sizlardan. Azob beradi. Xorlaydi. Hech kim kinsizlarni himoya qila olmaydi. Qarang, kimga aytayapti Alloh taolo buni? Musulmonlarga aytayapti. Sizlar dinni mukammal qabul qilmasalaringiz, men xor qilaman sizlarni deyapti. Qochib qutula olmaysizlar keyin deyapti. Hech kim sizlarga yordam bera olmaydi deyapti. Dodni yig'laysizlar, duo qilasizlar, duolaringizni qabul qilmayman deyapti. Va hakimdir, endi siz so'rasizki, nimaga Alloh taolo musulmon qullar, endi ular baribir iymon keltirganki, musulmonki baribir. Gunohkor xolos. Nimaga Alloh taolo ularga bunday qattiq jazo beryapti desiz, hakim, Alloh taolo hikmatli zotdir. Butun ishlarda hikmat bor. Hozirgi musulmonlarga shu gaplarni gapirsangiz darrov aytadi-da. Yo endi bir insonga azob kelsa, kofirga kelsin, yahudiyga, nasroniyga, kommunistga, demokratga kelsin. Biz musulmon bo'lsak, nimaga bizga kelyapti deydi. Ularga ko'proq kelsin, bizga ozroq kelsin deydi. Yo unday emas. Uni sen hal qilmaysan. Bu Allohning ishi, Alloh o'zi biladi. Kimga ko'p, kimga oz. Hikmatlardan bittasini aytaylik. Bu fosiqlar bilmaganligi uchun e'tiroz qilishadi. Mo'min kishiga dunyoda musibat keladi, balo keladi. Agar sabr qilsa, Allohga isyon qilmasa, iymonini saqlasa, bu kelgan musibat, balolar hammasi uni gunohiga kafforat bo'ladi. Gunohlari kechiriladi. Balki qiyomat kunida jannatga to'g'ri kirib ketadi. Agarchi dunyoda gunohkor bo'lgan bo'lsa ham. Ammo kofirlarchi? Kofirlar dunyoda go'yoki hech bir azob ko'rmagan, qiyinchilik ko'rmagan bo'lishi mumkin. Unday bo'lmaydi aslida. Albatta ular ham qiyinchilik ko'radi-yu, lekin ko'rmayapti turgan bo'lishi mumkin, ammo qiyomatda jahannamda abadiy o'tin bo'lyapti. Eng katta musibat emasmi bu? Bu bizi johillarimiz qiyomatda ham aytarmikin? Nimaga bunday bo'lyapti deyishalmaydi. Qiyomat kuni hamma kofirlardan nafrat qiladi. Kofirlardan uzoq turadi. O'zi ham kofirlardan bo'lib qolmasligi uchun qattiq yig'lab Allohga yalinib turadi. Kofirlarga jannat yo'q-ku, jahannamga abadiy o'tin bo'ladi-ku. Shuning uchun Alloh taolo kofirlarga dunyo bergan bo'lsa, unga aldanmang. 210-oyat. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullohu fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr va ilallohi turja'ul umur. Kutyaptilarmi? Ular biror narsani kutyaptimi? Ular faqatgina Alloh taolo bulutdan bo'lgan soyalarda kelishligini va farishtalarning kelishligini kutyaptilar. Va amr qazovat qilinishligi, hukm chiqarishligini kutyaptilar. Va Allohgadir, Allohgagina butun ishlar qaytariladi. Suyuti aytayaptilar hal ma yanzuruna. Yantaziru tarikuna ad-dukhula fihi. Islomga kirishlikni tark qiluvchilar kutyaptilar. Islomga kirmasdan kutib turibdi, nimani kutyaptilar? Faqatgina ularga Alloh taolo
kelishligini kutyaptilar. Ya'ni qiyomatni kutyapti. Zarar qilyaptilar. Allohni kelishligi, ya'ni ay amruhu, ya'ni Allohning amri, buyrug'i kelishligini kutyapti. Ka qawlihi aw ya'ti amru rabbuk. Ya'ni masalan boshqa oyatlarda aytiladiki, Robbingning amri keladi degandek. Ay azabuhu, ya'ni Allohning azobidir. Allohning azobi kelishligini kutyapti ular. Va bu yerda ta'vil qilyapti. Diqqat qila, ta'vil. Alloh aytayaptiki, Alloh kelishligini deyapti. Suyuti ay amruhu deyapti. Allohning amri deyapti. Allohning amri bilan Allohning o'zi bu boshqa narsa u. Tabiiyki, bir-biridan ajralgan narsa emas. Allohning zoti boshqa, sifati boshqa. Ya'ni ular ayni ham emas va bir-biridan ajralguvchi ham emas Allohning sifati bilan zoti. Hozir bu yerda Alloh taolo sifatini kelishligini aytmayapti, o'zini kelishligini aytayapti. Alloh o'zi keladi, deyapti. Endi Suyuti uni buyrug'i keladi deyishligi bilan mutlaqo o'zgartirib yuboryapti oyatni. Fi zulalin jam'u zullati min al-ghamam as-sahab. Mana bulutdan bo'lgan zullalar, ya'ni soyalarda val malaikat va farishtalar kelishligini va qudiyal amru tamma amru halakihim va amr buyruq ish qazovat qilindi, hukm chiqarildi, ya'ni ularning halok bo'lishlik amri bitdi. Endi ular halok bo'ldilar. Va ilallohi turja'ul umur, va Allohgagina qaytariladi ishlar. Bil binay lil maf'uli, maf'ulga bino qilib majhul qilsangiz turja'u bo'ladi, qaytariladi. Wal fa'ili fil oxirati. Fa'ilga bo'lsa unda tarji'ul umur bo'ladi. Ishlar Allohga qaytadi bo'ladi. Fa yujazi kullan bi amalihi. Alloh taolo hammaga amaliga qarab mukofotini beradi, jazosini beradi. Ya'ni bu oyatda Alloh taolo aytayaptiki, insonlar nimani kutyaptilar? Hali anzurun kutishyaptimi hali ham? Biz aytdik, ulxulu fi silmi kafatan dedik. Islomga mukammal holatda kiringlar dedik. Kirishmayapti. Nimani kutyapti ular? Ha? Nimani kutishyapti ular? Nimaga islomga kirishmayapti? Kofirlar nima uchun islomga kirmayapti? Musulmonlar nimaga islomni mukammal holatda olishmayapti? Nimani kutyapti ular? Ular hech narsani kutmayapti. Faqatgina qiyomatni kutyapti ular. Ya'ni oyat shuni ko'rsatyapti. Ular qiyomatni kutyapti ular. Yaqinda qiyomat kelib qoladi. Katta qiyomat albatta dunyoda hayoti bitganda bo'ladi, kichkina qiyomat o'lganingizda bo'ladi. Inson o'ldi, uni qiyomati boshlandi. Ular shuni kutyapti ular. O'limni kutyapti ya'ni. Ammo bu yerdagi maqsad katta qiyomatdir. Chunki Alloh taolo katta qiyomatda keladi. Aqida kitoblarida o'qidilaringiz, hadislarda ham o'qidilaringiz. Qiyomat kunida mahsharga hamma to'plangan, kutyapti, qachon hisob kitob bo'ladi? Bo'lmayapti. Odamlar sabrsizlandi. Sabr toqati bitdi. Payg'ambarlarga borishdi, shafaat qilinglar deb. Payg'ambarlar biz shafaat qila olmaymiz deyishdi. Oxiri Muhammad alayhisalom keldi. Muhammad alayhisalom borib shafaat qildilar, sajda qildilar. Uzun ki Alloh taolo aytdi, boshingni ko'tar, so'raganingni beraman, shafaat qil, shafaatingni qabul qilaman. Shunda Muhammad alayhisalom aytdiki, ya Robbi, kullaring mahshariyohda juda qiynalib ketdi, hisob kitobni boshlagin deb yalindilar. Alloh taolo keyin payg'ambarimiz alayhisalom keldilar, keyin Alloh taolo farishtalar bilan keladi. Jahannamni farishtalar sudragan holatda kelishyapti. Alloh taolo keladi mahshar maydoniga. Ya'ni Allohning o'zi kelyapti. Oyat shunday gapiryapti. Ayyatiyahumullohu. Alloh ularga kelishligini kutyapti ular deyapti. Lekin Suyuti ayyatiyahum amrullohi deyishligi bilan, Allohning ishi, Allohning buyrug'i deyishligi bilan ikkita tafsir bo'lib qoladi. Birinchisi dunyoda bo'lib qoladi. Shuning uchun azabuhu dedi. Allohning azobini kelishligi. Ikkinchisi esa oxiratda. Oxiratdagi Allohning hukm chiqarishligi. Ammo ikkalasi ham oyatga xilof. Ikkala tafsir ham oyatga xilof. Chunki oyat hozirgi hadisga dalolat qilyapti. Allohning o'zi kelyapti bu yerda. Shuning uchun ta'vil qilmaslik kerak. Qarang, Qur'onni tafsir qilyapsiz, noto'g'ri tafsir qilyapsiz. Allohning kalomini sharhlayapsiz, noto'g'ri sharhlayapsiz. To'g'rimi? Buni misoli shunga o'xshaydiki, bir obro'li odam bilan gaplashib turibsiz. Shu suhbat sizning hayotingizda nihoyatda muhim. U odam sizga aytayaptiki, soat 3 da ertaga kelasizmi?
cəsət yapsın ki, ertəki üçdə kelemən, deyapsız. Ortada bir tərcüman var. Bu tərcümə qılayıb da, ertəki saat üçdə şagirdim kelədi, deyapdı, desə. Ya bir xizmətçimi cünətəmən. Ozu kim ediyo? Xizmətçisi kelədi. Ya bir şagirdi kelədi. Ya bir qoşnusunu cünətədi, desə. Bolsan bu mühim, siz üçün mühim idi bu iş. Ali abrolü adamga siz qancha qiyinchilik bilan yetishdingiz, uni oldiga keldingiz, tanish bilish qilib. U nima deb o'yladi keyin? Meni nimaga vaqtim olyapti bu? Demakki bu ish uning uchun muhim emas. Sizga muhim emasmi? Buning uchun ham muhim bo'lmaydi. Keyin shu bilan sizning ishingiz buziladi shu bilan. Qarang. O'zingizni kelishligingiz bilan endi boshqasini qo'ying, o'zingizni o'g'lingiz, katta o'g'lingizni kelishligi masalani buzadi, o'zgartiradi. Mana bu aqlan bilingan narsa bo'lsa, inson shu xatoni qilmasa, qanday qilib siz Allohning o'zini kelishligi bilan Allohning buyrug'ini kelishligini bitta narsa deb bilasiz? Bu bitta narsa emas bu. Allohning o'zi kelaman deyapti, qarang. Alloh aytayaptiki, men o'zim kelaman deyapti. Allohning buyrug'i keladi desangiz, unda bulutlardan bo'lgan soyalar nima degan u? Azob kelishdan oldin bulut bo'ladimi? Yoki qiyomat kunida Allohning har bitta buyrug'ida bulut bo'lishlik kerakmi? Va farishtalar ham keladi deyapti. Uni qanday tushunishlik kerak uni? Buni tafsiri o'sha hadisdir. Alloh taolo keladi, farishtalar jahannamda sudrab kelishadi. O'zi keladi, farishtalar keladi. Va qudiyal amr, mana va ish hukm qilindi. Alloh taolo hisob-kitobni boshlaydi. Va butun ishlar Allohga qaytariladi. Hamma ish Allohga qaytadi. Butun holatlaringizni Alloh taolo biladi. Islomga amal qilgan bo'lsangiz, qanday ham katta saodat. O'sha hadisda keladiki, Alloh taolo aytadi, shu vaqtgacha men sabr qildim deydi. Innamadim deydi. Sizlarni kuzatdim deydi. Sizlar xolaganlaringizni gapirdilaringiz, xolaganlaringizni qildilaringiz, men sabr qildim deydi. Bugun men gapiraman deydi. Hech kim gapirmaydi deydi. Kimiki yaxshi mukofot topsa, Robbisiga hamd aytsin. Kimiki yomon oqibat topadigan bo'lsa, o'zini malomat qilsin deydi Alloh taolo. Keyin hisob-kitobni boshlaydi. Shuni aytayapti oyat. Va qudiyal amr. Amr qazovat qilindi, hukm chiqarildi, chunki butun ishlar Allohga qaytariladi. Sizning hayotingizdagi butun amallaringiz ham Allohga qaytadi. Shuning uchun Allohga ketyaptidagi amallaringizga diqqat qiling. Qanday ketyapti? Qanday amallar jo'natyapsiz siz? Islomga muvofiq, Alloh rozi bo'ladigan amallarni jo'natingki, sizga foyda bo'lsin. Alloh yomon ko'radigan amallar jo'natyapsiz, amallaringizni ko'rgan sari Alloh taolo g'azab qilyapti. Qiyomatda borsangiz betingizga qaramasa, jahannamga tashlasa, ming pushaymon bo'lasiz, ammo foyda qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo butun mu'minlarni o'zi rozi bo'ladigan amallariga va holatlariga hidoyat qilsin.